Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf tarih, Dünya Gücü Osmanlı Devleti İstanbul'un fethiyle konumuza başlıyoruz. Evet, nihayet ikinci ünitemize başlamış olduk artık Hadi ve toplam. gümbür gümbür İstanbul'u fethedeceğiz. Hadi bismillah, bire bismillah diye köyleyiz hocam. Şimdi ilk önce tabii Fatih Sultan Mehmet tahta çıkıyor e, fakat Varna Savaşı sırasında bir tahttan iniş geri dönüş gibi bir durumlar var. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'in ikinci kez tahta çıkışı. Ki henüz daha Fatih unvanı lakabını almadı. almadı. Daha fethetmedi. Ee, İstanbul'u fethiyle alacak olan. Mehmet diye Mehmet. ya da Şehzadem diye sesleniyorlar. Ama padişah olduktan sonra padişahım, hünkârım, sultanım artık <laughs> hangisi olursa. Burada anne baba isimleri var. Zaten 2. Murat Han'ın e, ve babasına yazdığı o mektuptan da, meşhur mektuptan da e, biliyoruz 2. Murat'ın oğlu olduğunu. Ee, hani ben padişahsam emrediyorum gelin görevinizin başına geçin siz padişahsanız e, yine görevinizin başına, başına geçin, geçin dediği ikinci Murat'la o yazışması var. Annesi Hüma Hatun e, doğum ve ölüm tarihleri var e, vefatında bir zehirlenme olabileceği düşünülüyor. Yani emin değiliz tam da İtalya-Otronto seferine denk gelir ölüm tarihi. E, saltanatı 1451, burada ikinci kez tahta çıkış tarihini <laughs> baz alıyoruz ve 1481 yılları arasında. Hocası Akşemsettin demişiz ama başka hocaları da var yani. Ama en önemlisi En Akşemsedim. çok duyulan bu şey fetih resimlerinde böyle aksakallı beyaz kıyafetiyle sarıyla Akşam. en çok öne çıkan o. E, bildiği diller diğer Osmanlı padişahlarından öne çıkan bir özellik bu. Arapça, Farsça, Rumca, Latince, Slavca, İbranice, Çağatayca olmak üzere 7 dil biliyor. Hepsini akıcı şekilde konuşabiliyor. Harika. Yani gelen elçilerle kendi elçilerini konuşturmak yerine doğrudan kendisini konuşturup kendi dilini konuşturup gelen elçileri de şaşırttığı olmuş defalarca. Ve çok da güven meselesiyle ilgili aslında karşısındakini her zaman güvenmeyebilir diye düşünüp bana kendi doğru öğrenmiş. şekilde çevriliyor mu diye düşünüp o yüzden öğreniyor. Ee, Batlamyus haritasını yeniden tercüme ettiriyor. Çünkü o dönemde e, çok fazla günümüzdeki gibi bir teknoloji yok. Ve bazı yerleri fethedebilmek için, ileriye gidebilmek için, bilinmeyen yani Türkler tarafından henüz e, fethedilmemiş yerlere gidebilmek için çok sağlam haritalar var. O dönemin en sağlam, e, en iyi yapılmış haritalarından biri Batlamyus haritası. Bu arada e, o dönemde başka bir ülkede, Zaten matematik ve astronomi bilimiyle uğraşan bir e, bilim adamımız var Ali, Ali Kuşçu. Kuşçu. Onu kendi e, diyor, döneminde İstanbul'a getirtiyor. E, önce kendi isteğiyle de zaten gelmek istiyor. O yaşadığı ülkede problemler var, bir yıkılış süreci var vesaire. Dolayısıyla da Ali Kuşçu'nun e, Osmanlı'ya katılması ve Fatih Sultan Mehmet'le tanışması fetihlerde çok büyük bir avantaj yaratıyor. E, bu arada Fatih Sultan Mehmet küçükken kendi el çizimleriyle böyle toplar, mancınıklar, makineler falan da yapıyor. Yani bir mühendislik çalışmaları var daha küçük yaşlardan itibaren. Ve Oldukça zeki bir padişahımız yani. Mükemmel yani bir zeka. Eşi benzeri çok nadir görülüyor Osmanlı tarihindeki tüm padişahların arasında. Hani başka bir yere diyor kendine. E, ressam olarak da belli niye bir portresini çizdiriyor o dönemde. Kendi e, de çizdiriyor e, bir... değil mi? Evet. E, normalde İslam dini bu tür resimleri ve heykelleri yasaklar. Fakat e, kendi resmini çizdirten e, Osmanlı paçalarının iki tanesinden biri olmuş. Bu da onu diğer paçalardan ayıran bir özellik. Kesin vardır bir bildiği. Değiştirelim mi? Değiştirelim. Diğeri de bu arada şey, ikinci e, Mahmut. Yani biri Fatih Doğan Mehmet, biri de ikinci Mahmut. Ve ilk yapacağı faaliyet çocukluğundan beri aklında. Çocukluğunda daha İstanbul nasıl fethedeceğinin haritalarını falan çiziyor yani. O kadar. E, hatta Panorama 1453 Müzesi'nde o Topkapı'daki o el çizimleri var. Giderseniz görebilirsiniz. Orijinal yani. Evet. Mi? Bildiğiniz el çizimleri. Aynen şey sergilenmekte orada. E, bu planlarını o zamanlardan böyle küçük küçük yapmaya başlamış. Ve ee, tabii ki yanındaki devlet adamlarına da soruyor. Tabii ki nedenleri var. Yani durduk yerde ben o şehri istiyorum demiyor. Demiyorum. Ne istiyor? En önemli sebebi ne olabilir acaba? Çocuk yaşta bu işe koyulmasının nedeni ne olabilir acaba? Daha önce dedelerinden İstanbul kuşatanlar olmuş. Bunu biliyor. Hı hı. Ee, kuşatılmasının ve geri çekilmesinin başka olaylardan sebeplendiğini biliyor. Yani biz yarım kalmış bir işi bitireceğiz mantığı var. Evet. Bir de e, stratejik olarak yani... Doğu ve Batı arasındaki topraklarını bütünleştirme amacı var. Yani Rumeli'de de toprakları var Osmanlı'nın kuruluşta. Ee, Anadolu tarafında da var. Olsa İkisi da bir arasında tane bir Bizans geçiş var. noktası. Evet o Bizans. Zaten o kadar küçük kalmış durumda ki yani neredeyse işte şu haritada gördüğümüz kadar. E, bile küçük yani sanırım. Neredeyse yani. Şeyleri var çünkü küçük kaleler falan var oralarda ama geri çekiliyorlar. Zaten e, fetih sırasında Hı -hı. pek asker barındıramıyorlar ajanlar dışında. E, diğer nedenlerinden bahsedecek olursak o stratejik önem dışında Bizans Osmanlı şehzadelerini kışkırtıyor. Şehzade neydi? Padişah çocuğuna verilen evet. isimdi. Yani Bizans padişah çocukları arasında diyor ki e, ben seni destekliyorum sen tahta çık. Başkasına diyor ki seni destekliyorum sen tahta çık. Her dönem oyunlar olmuş. Evet yani. taht kavgaları yaratmaya çalışıyor İç karışıklığa sebep oluyor sürekli bir huzursuzluk yani devletin iç işlerine müdahale etmeye çalışıyor. Dışarıdan iç işlerine müdahale. Bizans'ın Haçlı seferlerine zemin hazırlaması Bizans ne zaman başı sıkışsa hemen Papa'ya haber gönderir çabuk bize yardıma gelin asker gönderin Avrupa'dan. İşte Fransa olsun, İspanya olsun, İngiltere olsun, Terör. bir sürü yerden asker toplarlar, hemen Bizans'a yardıma giderler. Ki daha önce çok sinirlenip Bizans'ın yani İstanbul'unu fethettikleri de olmuş, Latin istilası dönemi diye bir dönem var İstanbul'da. <laughs> Dolayısıyla da Bizans'ın sürekli böyle bir istekte bulunması, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı az önce söyledik zaten evet. bir geçiş noktası. Bir de İstanbul ticaret yolları açısından da önemli. Yani İstanbul'u almak demek devletin hazinesine sürekli para daimi akışı. bir para akışı sağlamak demek. Ee, hem doğudan batıya hem batıdan doğuya gümrük vergileri alabilmek demek ve e, dini açıdan en önemli neden Hazreti Muhammed'in İstanbul'u alan ne güzel komutan. E, hadisi. demesi hadisi. Ve İstanbul'un fethiyle ilgili bu hadisin zaten bütün aslında İslam camiasında yer etmiş olması. Bütün padişahların o övgüye mazhar olma niyeti evet. var sanırım. Neler yapılıyor? Şimdi evet böyle bir plan var. Nedenlerimiz var ama e, bunun için de çok sağlam bir hazırlık yapmak lazım. Çünkü Bizans yüzyıllardan beri var olan var olan bir devlet ve Gerektiğinde demin de bahsettik Haçlılar'dan, Papa'dan yardım alabilen Avrupa'dan bir devlet. oldukça fazla insan desteği yani, alıyor. Artı bir de şeyi var onların. Grejua denilen ve hiç sönmeyen bir Rum ateşi var. Yani yarın öbür gün biz orayı kuşattık, başladık kuşatmaya. E belli bir zamana kadar o kuşatmayı sürdürebiliriz. Hı hı. E onlar o ateşi yaktığı sürece biz o ateşi söndüremiyorsak içeri giremeyeceğiz. Yani bunlara karşı da bazı tedbirler O ateşin amacı ne? Lazım. Yani anlamadım ben. Sönmediği için bir caydırıcılık etkisi var. Hani Psikolojik gelen askerleri baskı. korkutuyor. İkincisi de yani ateşle savaşabilmek herkesin harcı, harcı değil yani değil. o bir teknoloji o dönemde ve diğerlerinde öyle bir teknoloji yok. yok. Bu arada tabi Osmanlı Devleti buna karşı ateş ateşle karşılık verim evet. demiyor yani daha teknolojik başka silahlar yapmaya çalışıyor. Mesela Toplar vardı. evet Öyle çok şey büyük vardı. toplar onlar <laughs> ve yeni bir teknoloji işte o dönem için daha önce hiç yapılmamış şahit topu ilk defa o dönem yapılıyor Rumeli hisarı yaptırılıyor hatırlarsak Yıldırım Beyazıt döneminde Anadolu hisarı yaptırılmıştı. Evet. Şimdi burada Rumeli hisarı yaptırıldı bunu bazen testlerde soruyorlar özellikle LYS'ye yönelik Teknik testlerde kesin soruyorlar. Şey o yüzden? Evet de var. hangisinde hangi hisar yaptırıldı diye ama YGS'de bize zaten paragrafta verecek. 400 parça donanma hazırlandı diyoruz. Şimdi bu 400 sayısı çok büyük bir rakam. Osmanlı Devleti daha yeni kurulmuş bir devlet. Yani Fatih İstanbul'u almasıyla yükselişe geçecek. geçecek. Dolayısıyla da 400 parçaya gelene kadar bizim zaten kendimize ait bir donanmamızın olması lazım. E biz bunu nasıl elde etmiştik? Karesi oğullarını almıştık kuruluş döneminde ve onların donanması otomatikman Osmanlı'ya geçmişti. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti'nin e, Gelibolu'da tersane kurulmasıyla beraber Yıldırım Bayezid döneminde ve Karasoğulları'ndan alınan donanmayla yani ortalama daha yeni yeni oluşmakta olan bir donanması vardı. Evet. Birden bire bütün e, harcırahı, hazineden büyük bir payı e, donanmaya ayırıyorsak demek ki biz denizlerde fetihler yapmaya devam edeceğiz. Sadece İstanbul'a sınırlı kalmayacak. Anladım olaysını da yani. devam edeceğiz. Yani İstanbul alsak da almasak da denizlerde ilerleyeceğiz biz. Onu kafaya koymuşuz. Karamanoğulları Beyliği ile de anlaşma yapıyoruz. Çünkü e, şimdi biz batıya doğru ilerliyoruz Bizans'a doğru gittiğimizde hı hı. ama doğuda arkamızda bizi e, şey e, evet sırtımızdan vuracak kimse olmamalı. Koruyacak bir olmalı. Karamanoğulları Beyliği de e, Konya merkezli olan ve hep Selçuklu'nun devamı olduğunu iddia eden bir beylik. Yani Osmanlı'ya rakip bir beylik. Dolayısıyla da Karamanoğulları ile anlaşma yapalım ki bizi arkamızdan döndüğümüzde vurmasın. vurmasın. Hatta yeri gelirse yardım etsin diyoruz. Yapıyor mu hainlik yani çok yoksa hainlik yapıyor. yapmıyor bu, ha, bu savaş iyi. sırasında yapmıyor. Peki Bizans zincir ne geliyor. hazırlıklar yapıyor? E, Halice zincir, zincir geliyor. geliyor. Bu zincir e, bir kısmı işte şeyde var. E, deniz müzesinde var. Bir kısmı arkeoloji müzesinde var. Kocaman da bir zincir yani şu an ben bir halkasını kaldırmaya kalksam falan mümkün değil. Benim değil. gücüm yetmez bir nasıl halkaya. Nasıl döktüler o kadar zinciri nasıl döktürdüler? <laughs> Tabi demircilikte de ileri olduklarını gösteriyor bu. Ee, bu arada döküyor sonra bir de denize geliyor yani onu. Biz, Bizans'ın içerisine. Nasıl geçirmişler o ağırlığı o gemiye nasıl yüklemişler de mi teknolojiye bak. E, Grecia'dan bahsettik zaten. Suda, Suda yanıyor. mı yanıyormuş evet. şey o? Ben bilmiyordum. Yani böyle petrol gibi bir şey kullanıyorlar aslında. Yağ gibi, petrol gibi. Suyun üzerinde duruyor. Evet. Oradan. Yani gemi geçemiyor işte oradan o şekilde. Çünkü hmm. gemiler tahtadan yapılıyor ya. Alev alıyor direkt. Mecburen gerek. alev alıyor. İçindeki insanlar da yanma riskinden dolayı oradan geçmiyor. Vay, çok değişik. İlk defa duydum ben bu bilgiyi. kesin duymuşsunuzdur hocam ya ilkokulda da. da hatta ya. ilkokulda bahsediliyordu bizim zamanımızda. Unutmuşuzdur. Ya da ben tarihinle çok ilgili değilim. Tabii matematik dururken. <laughs> Sonra başka ne yapıyorlar? Diyorlar ki papaya haber gönderelim. Hani papa bütün Hristiyanların başı ya. Bizans ağırlıklı olarak Ortodoks mezhebinden Hristiyanlığın. Papa da Avrupa'da ağırlıklı olarak Katolik mezhebiyle ilgileniyor. Dolayısıyla katolik ve ortodokslar normalde anlaşamaz ama çok fazla. Birleşelim. Böyle bir durumda birleşmesi isteniyor. E, hatta İstanbul'daki patrikler yani ortodoksluk mezhebinin başındakiler çok istemezler. E, gelecekler başımıza işte kardinal külahları göreceğiz. Onun yerine bizi e, Osmanlı, Müslümanlar kavun. yönetsin diyorlar. Hatta burada da zaten not arasın o sözü var. İstanbul'un içinde Türk sarığı görmek. Kardinal kilo görmekten daha, daha iyidir diyorsun. demiş. Bu kadar net bir anlaşmazlık olmasına rağmen yine de birleşmek için çağrıda bulunuyorlar. Yani toprak kaybetmektense e, insanların güvenini kaybederim demişler, <gülüyor> <gülüyor> denemişler. E, bundan zaten bahsetmiş Peki devamında? Nasıl başlıyor kuşatma? 6 Nisan'da Bismillah diyorlar evet, Evet 1453 artık sene hazırlıklar falan bir iki Az yıl kaldı sürüyor. Az <laughs> 1453'te kuşatma başlıyor. Nerelerden başlıyor? Aslında e, çevreleyen her yerden başlıyor diyebiliriz. E, aynı anda olan diye bir öncü kuvvetler var, akıncı gidenler var, haber almak için gidenler var, nerede ne kadar asker olduğunu falan içeriye haber verenler var. var. Evet. O yani o dönem ajan denmese bile şimdi de ajan diye anlatabiliriz. <laughs> E, eş değer. Ve onlar e, yoğun bir top ateşi ile önce bir surlardan başlıyorlar. Çünkü sur yani kale duvarı. değil mi o evet. zamanın Şu anda da galiba üç katmanlı. Yani bir en dışarıda denize sıfır olanlar var. Onu aşıyorsunuz. E, bir arada var şehirle o ikinci sur arasında. Evet. Onu açtıktan sonra şehrin doğrudan surlarına gelmiş oluyor. Gelmiş oluyorsunuz. E, 20 Nisan'da denizde mücadeleler başlıyor. E, tabii bunları kronolojik olarak gün gün ezberlemeniz gerekmiyor. Yani sınavda size hangi gün ne yaptılar demeyecekler ama e, hani biraz o ruhu anlayabilmek adına hatırlatmış oluyoruz. Ve Haliç'in girişine girilen zincirler nedeniyle Osmanlı donanması, o 400 parça donanma hemen Haliç'in içine giremiyor. Zincir o kadar etkili mi olmuş yani? Donanma. Yani şu, şu kısmı kapatıyor işte. Buradan geçemiyor. Kıramıyorlardı o zinciri sanırım o kadar sağlam Tabii denizin çelikten içinde yapıldığı. Yani bayağı zaman alır. Onlar kırmaya çalışana kadar zaten Bizans'ın ve Venedikli tüccarların falan da yardımları gelebilir. Hmm. Ki biz Venedik'le de bu arada bir anlaşma yaptık. Yani imtiyaz verdik Venedik'lere. Osmanlı tarihinde ilk e, kapitülasyonlar, imtiyazlar aslında Venedik'lere İstanbul Fethi öncesi. Veriliyor. Sus gibi evet. bir şey. Yani sen Bizans'a yardım etme çok ayıp olur artık diyorlar. Ee, Osmanlı gemisi oradan giremedi. Peki ne yapacak? Gemileri karadan geçirecek. Yani çok dünyada olmuş. daha önce denenmemiş bir yöntemi deneyecek. Şu ana kadar da denenmemiştir muhtemelen. Evet. Yani örneği var mı? Çok merak ettim. Kimse bu kadar çılgın, bu kadar <laughs> istekli bir deneme yapmamış. Kızaklarla. Ee, bir gecede üstelik indiriyorlar. 400 parça donanmayı. Ya, 400 demeyelim o dağılmış durumda da. Bir kısmını. Bir kısmını. Ee, Haliç'te Osman donanmasını görüyor tabi Bizanslılar. Ve hayretler içerisinde kalıyor. Yani nereden no, çıktı bunlar? Hani şeytan işi mi? Ee, başka bir şey mi? Nedir diye bir paniğe kapılıyorlar. Burada da e, surların top atışlarıyla parçalanmaya başladığı, yıkılmaya başladığı zaman. Şu bayrağı da özellikle koydum. Çok meşhurdur. Ulubatlı Hasan efsanesi vardır. Evet. Onun için efsane diyorum çünkü gerçekliği konusunda bazı tartışmalar var. Yeri gelmişken şeyde var. E, Fetih 1453 diye bir film var. Evet. Onda geçiyor Ulubatlı Hasan. Ama yine söylüyorum kesin bilgiye sahip değiliz. Kendisinin varlığı ile ilgili. Karadan ve denizden e, böylece saldırıya geçmiş oluyoruz. Burada işte karadan nasıl ilerletildiğine dair bir görselimiz var. Tabi bu canlandırma yani bu Biri kadar bir... şey değildir sanırım. Yani o dönemde fotoğraf olmadığı için ancak bir hayal gücüne dayalı canlandırma yapılabiliyor ve 54 gün sonra yani kuşatma 53 gün sürüyor, 53 gün bittiğinde 54. gün artık teslim oluyor. Teslim oluyorlar. Şehre hiç dokunmasını istemiyor Fatih Sultan Mehmet çünkü buranın tarihi güzellikleri var. Bir insanların yaşadığı, nüfusun güven içinde yaşadığı bir ortamı var. Biz insanlara zarar vermedik anlayışıyla geliyor. Zaten hoşgörülü davranacağını söylüyor. kültüründe bu var zaten. Evet ve ilk içeri girildiğinde halkın büyük çoğunluğu Ayasofya Camii'nde toplanmış. O dönem cami değil tabi Ayasofya Kilisesi. Fakat Fatih Sultan Mehmet'ten sonra camiye dönüştürülüyor. Ve Fatih Sultan Mehmet atıyla şehre girdikten sonra Ayasofya'ya geliyor. Ayasofya'da halka güven verecek bir konuşma yapıyor. Yani ben sizin dilinize, dininize, hiçbir şeyinize zarar vermeyeceğim. Aynı şekilde e, hoşgörüyle bunları yaşamaya devam edeceksiniz. Ama bundan sonra sizi koruyacak olan benim. Diyor. Evet, bizim himayemiz Tabi bu arada o kilise de e, Ortodoks kilise. O yüzden bir patrikane var ortada. E, yani Ortodokslar patriye bağlı, Katolikler papaya bağlı. Papaya bağlı. Dolayısıyla da patrikane şöyle önemli. Ee, dünyadaki bütün Ortodoksların başı olan e, patrikhane İstanbul'da Orada. ve Fener'de. Fener Rum patrikanesi. Dolayısıyla da Fener Rum patrikanesi de artık bir Müslüman devlete bağlanmış oluyor. Of. Dini açıdan da onlar için ağır bir durum. Fakat e, oraya da oraya dokunmayacağını söylüyor. Fakat geri geldiğinde koruyacağını da söylüyor. Bize bağlısınız diyor. Türk tarihi açısından peki amacımıza ulaşmış oluyoruz zaten toprak bütünlüğü, bütünlüğü konusunda. Sağlam. Ticaret yollarının kontrolü, İpek olsun, Baharat olsun onların geçiş noktaları, gümrük vergileri artık Osmanlı'ya geçecek. Ve İstanbul artık başkent, başkent oluyor. Bizans'ın da başkentiydi. Yani ne kadar şanslı bir şehir ki yeni gelen devletin de başkenti, başkenti olma özelliğine sahip. Ve Fatih Sultan Mehmet'e işte o Fatih ünvanını buradan Fethetti. sonra veriyorlar. Fetheden kişi. Osmanlı devleti için de yeni bir dönem yani artık yükselme devri. Başlamış oldu. Diye başlıyor. Peki dünya tarihi açısından sadece Türkler etkilenmiyor. Bütün dünya etkileniyor. Hatta öyle bir etkileniyor Patrik ki... Patrik'i ele geçirilmiş kolay değil. Evet artık mesela Ruslar da Ortodoks bu arada. Rusların bile onlara bağlandığı anlamına gelir. Yani bu çok Bilmiyorum. büyük bir şey. Evet. <laughs> bütün Slavların falan. Şimdi tabii sadece bu değil. Kültürel, siyasi, dini yani ekonomik pek çok anlamda bütün dünya etkileniyor. Bizans'tan kaçan bilim adamları var. Bunlar ağırlıklı olarak İtalya'ya gidiyor. İtalya'nın Floransa kentine. Orada tercümeler yapıyorlar. Hani Bizansların konuştuğu Latinceden, Grekçeden, e, İtalyanca'ya mesela işte İngilizce'ye başka başka dillere kitapları tercüme, tercüme ediyorlar. Oluyorlar. Ve Rönesans'ın başlamasına, reformun başlamasına bir kere öncülük etmiş oluyorlar. Yani biz İstanbul'u almasaydık belki Avrupa'da Rönesans, re reform hiç olmayacaktı. Bu benim adamları evet, kaçmayacaktı. kaçmayacaktı. Her ne kadar onlar çok kabul etmese de. Ee, böyle bir durum var. Bu arada siyasi olarak nasıl bir şey var? Şimdi büyük toplar kullanıldı ve surlar yıkılabildi ya kaleler yıkılabildi ya Aa, Avrupa'da da böyle kaleler yıkılabilir o zaman diye düşündüler. E, kalelerde, şatolarda derebeyleri var. Feodalite sistemi var bu dere dönemde de Avrupa'da. E, Derebeylikleri de yıkılabilir dendi ve iç savaşlar başladı ve yeniden krallıklar güçlenmeye başladı Avrupa'da artık. Siyasi tabi bu. Ee, Rönesans ya da reform için, yani Rönesans'a kültürel diyeceğiz, ee, reform için dini diyeceğiz ve para yönünden, her şey para, <gülüyor> <gülüyor> coğrafi keşifleri de tetikliyor, etkiliyor. Çünkü Avrupalılar diyecek ki biz Müslümanların sahip olduğu bir yol üzerinden geçip onlara Gitmeyelim. para vereceğimize yeni yollar bulalım. Yani biz kendi paramızı cebimizde tutalım, gidelim çok dolaşalım ama yine de onlara para vermeyelim para diyorlar. Vermeyeyim. İşte bu da coğrafi keşiflerin başlamasını etkiliyor ve bir çağ bitiyor, orta çağ, yeni çağ başlıyor. Ama bu bizim e, tarihimiz açısından mesela bir İtalyan tarihçiye İstanbul'un fethiyle yeni çağ başladı derse kabul etmez. Rönesansla başladı der biz. Milli eğitimin Türk tarihine uygun anlatımına göre söylüyoruz. söylüyoruz. Yoksa yorumlarda tartışmalar çıkar o yüzden önlemimizi alalım şimdi. Anladım. O nedenle bu şekilde yani.